Merhabalar pembe düğümü youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte amigurumi oyuncaklarınızda veya başka projelerinizde düzgün renk geçişi nasıl yaparız onu öğreneceğiz. Bakın hemen burada e, renk geçişi uygulanmayan bir motifimiz var. Bir merdiven şeklinde gözüküyor ve görüntü hoş durmuyor. Bunu oyuncakta düşündüğümüz zaman gelen kısım oldukça göz yorucu ve göze hitap etmeyen bir görüntü oluyor. Burada da renk geçişi tekniği kullandığımız parçamız var. Bakın pürüzsüz bir görüntü ve renk geçişi hiçbir şekilde belli olmuyor. Evet düzgün renk geçişi yapmamız için başlangıçtan itibaren dikkat ederek devam etmeliyiz. Hemen pembe ipliğimle başlıyorum. Burada ilk teknik kısımlarını anlatmak için baştan anlatmak zorundayım. Sihirli halka yapıyorum ve içine 6 tane sık iğne yapıyorum tarifimde. Hemen ilk birinci bölümü yapalım. Burada işlemler diğer e, yaptığımız gibi aynı şekilde. Sihirli halkamı kapatıyorum. Daire haline getiriyorum ilmek kaydırmayla. Şimdi burada bir üst sıraya geçerken spiral bir şekilde değil de zincir çekerek başlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve bir sonraki ilmeğe batıyorum. Burada çift yaparak ikinci sıramı bitiriyorum. Şimdi burada pembe rengimden devam ediyorum. Bir üst sıradan maviye geçeceğim. Bir tane zincir çektim. Sırama başladım. Şimdi son arttırmamı yani son ilmeğimi yaparken tığımın üzerinde iki tane pembe renkli ipliğim var. Şimdi mavi renge geçerken hemen Şöyle mavi ipliğimi alıyorum, parmağıma doluyorum. Tığımın üzerinde pembe renkli ipliğim varken mavi arkadaşlar arasından geçiriyorum. Burada önemli olan püf noktalarından bir tanesi de pembe ve mavi geçirdiğim iplikleri arkada sıkıca tutmak. Daha sonra ilmek kaydırma yapıyorum hemen yanındaki ilmeğe. Bir zincir çekiyorum ve tekrar dibine batıyorum arkadaşlar. Dikkat ilmek kaydırma yaptım bir zincir çektim dibine battım şimdi hemen arkadaki iplikleri sıkıca bağlıyorum burada sıkıca bağlamazsınız ilmek olarak gözükür ön taraftan Evet ilk renk geçişimi yaptım şimdi devam ediyorum ne yapmam gerekiyorsa şimdi ben burada bir sık örüp bir artıracağım ve sıranın sonuna kadar devam edeceğim Şimdi bakın arkadaşlar, son ilmeğimi yaparken dikkat, sanki renk geçişi yapıyormuşum gibi ee, ipliğimi geçerken ne yapıyorum? Hemen baştaki kısma ilmek kaydırmayla yapıyorum, bir zincir çekiyorum, dibine batıyorum arkadaşlar, dibine batarak sık iğne yapıyorum ve bakın burada bir çıkıntı oluşuyor. Spiral değil de zincir çekerek başladığımız için. Ve böylelikle sıraları bitire bitire gittiğimizden dolayı pürüzsüz bir renk geçişi sağlayacağız. Şimdi bu sırada ne yapmam gerekiyor? Sonu yapıyorum. Ben iki sıkınıyorum bir arttıracağım. Evet bakın sıranın sonuna geldim. E, pembe renkli ipliğime geçeceğim. Tığımın üzerinde iki tane mavi renkli ipliğim varken hemen pembeyi parmağıma doluyorum. Maviyi arkadan sıkıca tutuyorum. Ve iki mavinin arasından pembeye geçiriyorum bakın bu kısmı tutuyoruz arkadaşlar arkadan ne yapıyorum ilmek kaydırma yöntemiyle bakın şuraya zincire değil hemen şuraya batıyorum bir zincir çekiyorum ve dibine batıyorum sık iğne yapıyorum ve bakın böylelikle bir üst sıraya daha başlamış oldum burada yine çıkıntı oluştu devam ediyorum sıra sonuna kadar evet sıra sonuna geldim yine sanki burada renk geçişi yapıyormuşum gibi aynı işlemleri tekrarlıyorum arkadaşlar ne yapıyorum hemen ilmek kaydırmayla tutturuyorum bir zincir çekip dibine sık iğne yapıyorum ve hem çıkıntı oluşturmuş oldum ve bu sıramda başlamış oldu sıra sonuna kadar devam edeceğim Bakın son ilmekteyim. Yine tığımın üzerinde pembe renkli ipliğim varken hemen mavi alıyorum. Arasından geçiriyorum ve çıkıntı olan zincir çekip sık iğne yaptığım ilmeğimin çıkıntısından ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bir tane zincir çekip ne yapıyorum? Dibine sık iğne yaparak başlıyorum ve sırayı başlatmış oluyorum. İşlem basitçe şu arkadaşlar. Renk geçişi yapacağımız ipliği alıp İki ilmek arasından geçiriyoruz. Daha sonra ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincir çekip hemen sık iğne yaparak dibine batıyoruz ve sırayı başlatıyoruz. Şuradaki çıkıntı görüntünüz varsa bilin ki işlemi doğru yapıyorsunuz. Spiral değil de bu şekilde sıraları bitire bitire devam ediyoruz. Bu renk geçişi tekniğini bütün amigurumi oyuncaklarınızda örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, bir başka teknik videoda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.